Hanımlar beyler, günün ilk yarışmacı Sezin Hanım'la masanın başında buluştuk. Siz de bizimle masa başında buluşmak ve yarışmak isterseniz aha şu adrese sesleniyorsunuz. Biz de sizi tuttuğumuz gibi stüdyoya alıveriyoruz. Esin Hanım, hala heyecanlı mısınız? Heyecanlı. Yakışır. Neler yapıyorsunuz? Türkçe öğretmeni misiniz? Türkçe öğretmeniyim ben. 20 yıllık Türkçe öğretmeniyim. Risk olarak görüyor musunuz bu yarışmaya katılmayı? Evet. Hiç risk falan diye düşünmeyin. En çok bildiğimiz yerden zaten patlıyoruz. O yüzden yani bu yarışmanın bu anı artık sizin yapabilirliğinizle ilgili bir şey değil. Stres yönetiminizle ilgili. Biraz öyle, evet. Evet, başka neler yapıyorsunuz? Ben Sinop Ayancık'ta yaşıyorum. Öyleymiş, evet. Evet, ayağımızın tozuyla yarışmaya geldik. Oh, ayaklarınıza sağlık. Evet. Kafanızda bir parça böyle şu puanı alsam iyi olur diye belirlediğiniz bir sayı var mı? 8500 iyidir. 8500 iyidir. 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 8500 bizi götürür. Götürür. Ama arkadakiler de iddialı. İddialı olsun. Genelde bu kadar ekip iddialı olmaz. Yani böyle bir... Benden esinlendiler. Galiba gaza mı geldiler? Öyle esinlendi. Oldu galiba. Ekipte Türkçe öğretmeni var. Herkes ayağını denk alacak tabii bir noktada. Siz de haklısınız. Çok şey yapmasak yine de ne? Öyle Türkçe yok, öğretmeni yok, falan demesin. Ben de bunu alışkanlık evet. Haline getirdim Esin Hanım. Kusura bakmayın. Şimdi patlarız falan. Yok aman hiç merak etmeyin. Patlamazsınız. Sanmıyorum. Şu İnşallah. Heyecanı kontrol edelim, gerisi bizde. Tamam. Başlayalım mı? Başlayalım. Hanımlar beyler, ilk kelimemiz geliyor. Cümlede bildirilen konunun birden fazla şey için aynı zamanda söz konusu olduğu durumlarda kullanılan bir söz. Harf alayım. Harf verdik. Cümlede bildirilen konunun birden fazla şey için aynı zamanda söz konusu olduğu durumlarda kullanılan söz. Harf alayım. Harf aldık. Veya. Veya doğru cevap. Veya. Esin Hanım, şimdi şöyle. Veya. Ne soruyu dinlediniz, ne soruyu okudunuz. Harf alayım, harf alayım dediğiniz için V ve Y'yi gördükten sonra aklınıza gelen kelimeyi söylediniz. Evet. Bakın, ne ben soru sordum size, ne bir soru gösterdik. Şimdi böyle olursa patlarız. Evet. Onu size söyleyeyim. Tamam. O yüzden soruyu da hatta iki kere okudum. Duymadığınızın farkındayım. Evet. Su falan atayım mı böyle takılırsanız? Arada bir kendine geldi diyerekten. Tamam. Peki. Tamam. Ama bildik. Bildik. Zaten ilk elin günahı olmaz. Evet. Patlasak da burada sorun değil. 9 harflerde patlarsak yangın çıkıyor. Gelsin sorusu. Yöresel ağızlarda yara izi anlamında da kullanılan bir yere çarpma sonucu vücutta oluşan mor leke. Bere. Bere doğru cevap. 5 harflere geçtik. Batı kökenli bir ünlem soruyoruz. Gelsin bakalım sorusu. Halk arasında 100 sayısıyla özdeşleşen kelime. Aa 100 oldu. Aa 100 yaptım demeyiz de bir şey deriz ona. Ne deriz? 100 yaptım. 100 sayısıyla. 100 mesela 100 kere kazandınız bir şeyi. Nokta nokta olur. 100 yapınca. Harf alın. Harf alayım. D. Bir sesli harfle devam edin. Mesela nasıl olacak? Da, D, D. Yok ilki daha iyiydi. Da. Ha. Daha ne? Yok değil. 100 sayısı. Evet. Bir harf daha alayım ben de. Nokta nokta bir, nokta nokta iki denir. Bir harf daha aldım. Dünya. Yok değil. Da. Ha. Dosya ne? Ama deminki gibi da. Da. Ha. Yani aynı sesli harf. Bir de içinde var gibi düşünün. Dalya. Ne? Dalya. Dalya doğru cevap. Aklınıza gelmedi. Mümkün değil ilk defa duymuş olmanız. Kesin duydunuz. Tabii. Evet, 5 harfli ikinci kelimemiz inanır mısınız? Anatomiden geliyor. Gelsin bakalım. Anatomik olarak gözlerin yanında elmacık kemiğiyle başlayarak kafanın sağ ve sol kısmında yer alan çukurumsu kemik. Şakak. Şakak doğru cevap. Efendim 6 harflere geçtik. Yapı mekiği almış bir sıfat soruyoruz size. Tüm sıfat severler için geliyor. Büyük ölçüde çok miktarda yapılan alışveriş. Büyük ölçüde çok miktarda yapılan alışveriş. Böyle
Büyük ölçüde, çok miktarda. Ha. Mesela... Çokça. Yok sıfat. Öyle değil, sıfat. Nokta nokta alışveriş. Dünya kadar. Ne? Tek tek değil de... Toplu. Hepi toplu. Toplu demeyiz de ona. Toptan. Toptan doğru cevap. Ah. Efendim şimdi altı harfli eski ama bilinen bir kelime soracağız size. Gelsin bakalım. Bir iş için yetiştirilmekte, eğitilmekte olan kimse anlamındaki Farsça kökenli söz. Talebe. Ne? Talebe. Değil efendim. Öğrenci. Değil. Türkçe olarak. Aday gibi düşünün. M ile başlıyor değil mi bu? Ne? M ile başlıyor. Hayır ama içinde M olsa gerek. M ile başlamıyor da. Bir işin eğitilmekte olan kimse. Evet. Bir işin yetiştirilmekte, eğitilmekte olan kimse. Talebe değil M var. Ay, hayır, aha. Hayır. Hayır. Talebe değil. Yöresel olarak da yavuklu anlamında kullanılıyor. Nişan, sözlü. Yok ne? Ben mesela çok ünlü oldum nokta nokta saldım. Ün saldım. Hayır değil. Başka bir meşhur. Şey. Meşhur. Hayır efendim. Mensup. Ay ay nam nam ya nam. Ay. Ay nam zet olacaktı. Nam zet olacaktı. Üzgün alkışı büyük bir keyifle şaklattı üç yarışmacımız. Çekinmediler, utanmadılar da o alkışı yaparken. Biz de arkada oturacağız elbet sevgili geri kalan üç yarışmacı. Endişe etmeyin, hala 8200 puan toparlama imkanımız var. Namzet bizi patlattı. 7 harflere geçtik ama efendim ilk 7 harfli arayacağımız kelime batı kökenli ve bilinen bir sözcük. Gelsin bakalım. Saç dokusunda yer alan ipliksi yapıdaki protein grubu. Hani bunun bakımı yapılır. Keratin. Ne? Keratin. Keratin doğru cevap. Efendim şimdi yarışmanın göbeğindeyiz. Sinan Hanım. Bu yılgınlıkla olmaz. Çok üzgünüm. Yok hiç üzülmeyin. Bir takip ediyorsanız görmüşsünüzdür. Yani tabii 7700 ile hafta finaline gidip ay finaline çıkan yarışmacımız oluyor. İnşallah. Efendim 7 harfli ikinci kelimeyi soracağım tamam. Şimdi size. Ondan önce puanınızı söyleyeyim. 2100 puandayız. 2 dakika 10 saniyede süremiz var. Sürede çok iyiyiz ha. Yani tamam. Cayır cayır gideceğiz o belli i̇nşallah. De. İnşallah şey i̇nşallah. Olmaz. Bu heyecan başlıyorum. Başa bela. Başlıyorum. Hadi şimdi başlıyoruz sevgili izleyen. Hadi bakalım. Gelsin bakalım batı kökenli bir sözcük. Ticaret terimiymiş bu. Hadi bakalım. Bakalım. Kaç kere bakalım. Fiyatta yapılan değer düşürümü. Batı kökenli. İtalyanca kökenlisini soruyoruz. Nedir efendim fiyat? İndirim. Evet. İndirim bu... değil. Ama işte ne? Nesi? Bu İtalyanca kökenli. Evet. İndirim değil. Teyilmesin geliyor. Harf aldın efendim. Harf alayım. Harf tane. Aldık efendim. İskonto. İskonto doğru cevap. Efendim 8 harflere geçtik. 2 kelimeden oluşan bir söz dizisine ihtiyacımız var. İşin içinde bir oyun da var. Gelsin bakalım nasıl bir soru. Mecazen sık sık bir yerden başka bir yere gönderilen veya atanan anlamında kullanılan tabir. Bir yerden başka bir yere tayin çıkıyor değil, atama. Mecazen. Mecazen. Yani gez. Ama işte mecazen. Mecazen. Böyle bir oyun da var diye ipucu verdim ya. Böyle bir hani sık sık böyle bir burada monopoli. Orada buraya. Var. Ne var? Şey var. Burada oraya orada. Harf alayım bir tane. Harf verelim. T. İki kelimeden oluşuyor. İki kelime. Evet. Şimdi oyun... Tabu. Değil. Değil. Ne? Şimdi mecazı bir sıkıntı. Mesela burada... Değişik. Buradan buraya koyduk. Buradan... Atladım. Buraya... Heh. Ne? Atladım. Atlayarak oynanan ne var? Dama. Ne? Dama. Evet. Dama. Evet. Atlattığınız ne efendim? Dama taşı. Dama taşı doğru cevap. Çok teşekkür ederim. Bu kadın endişeden kendini yedi bitirdi burada ya. Yaşlandım ya, yaşlandım. Ay, hay Allah efendim 8 harflerle devam ediyoruz. Arapça Türkçe karması bir birleşik kelime soracağız. Şimdi mastarla bitiyor. Tamam. Gelsin bakalım. Makine yardımıyla kağıt, bez gibi malzemeler üzerine yazı veya resim çıkarmak. Baskı.
Mak. İki kelime gibi düşün. Birleşik kelime ya. Mak. Kağıt üzerine böyle resim çıkarmak. Ne? Çekmek. Çektiniz sonrası. O fotoğrafı... Çektik. Bas. Heh, ona bir şey diyoruz ya. Ne diyoruz? Harf alayım. Harf aldık. T. Şimdi ne yaptınız demin? Bastık. Hayır yok. Ne çektiniz? Fotoğraf çektik. Heh, fotoğraf çektiniz. Şimdi fotoğrafı çıkarmak için bir şey yapmanız gerekiyor. Ne yapmam lazım? Tab etmek. Tab etmek doğru cevap. Esin Hanım, öyle sordunuz ki yani sanki ben fotoğraf size tab ettireceğim gibi. Fotoğrafı ne yapmanız lazım? Ne yapmam lazım? Ne? Efendim, 9 harflere geçtik. Mastarla biten bir cevaba ihtiyacımız var şu soruyla. Mecazi anlamda birinin sevinç, üzüntü, mutluluk gibi duygularına ortak olmak. Ortak olmak. Harf alayım. Alalım. Alayım bir tane. Alalım. Dayanışmak. Değil. O biraz şey oldu zaten. Olmadı. Ama onun gibi bir şey. Mesela duygularına ortak olmak. Duygulanmak. Hayır. Ne? Yani mutluluğunu ne yapar? Paylaşmak. Paylaşmak doğru cevap. Efendim yine 9 harfli iki kelimeden oluşan kalıplaşmış bir tabir geliyor. Bakalım şu soru bize bunu buldurabilecek mi? Meydana gelen olaylar, ortaya çıkan durum veya oluşan her şey. Meydana gelen olaylar. Harf alayım. Harf aldık, durduk. Meydana gelen olaylar, ortaya çıkan durum ve oluşan her şey. Aynen. O her şey. Yani mesela burada bir şeyler yaşandı. Bir şeyler yaşandı burada. Siz de buradaki nokta noktayı birine aktarıyorsunuz, anlatıyorsunuz. Haber. Yok. Buradaki nokta. Hayır, durun. Durun. Bileceğim. İki farklı şey. Hayır. Fiil var. İki farklı fiil var. Ha? B de güzel, ikinci taraftan geliyor zaten. Şey gibi düşünün, bir şey burada böyle, bir de olan biten olacaktı Esin Hanım. Olan biten bizi daha da patlattı sevgili patlamış mısır severler. Nasıl bağlayacağımı bilemedim. Esin Hanım. Bakın içinizden söylediklerinizi o kadar merak ediyorum ki. var mı söylemek istediğiniz bir şey? Çok özür dilerim ya. Bence çok eğlenceli oluyor. Yani evet. Bu kadar yani hani aslında normalde ve canımızın sıkıldığı şeyler. Evet. Ama sizle canımız sıkılmadı. Ne o, tatlı o zaman. Evet. En azından bunu yaptım. Güzel. En azından bunu yaptım demeyin. Yani bunları bildiğinizi biliyoruz. Bizim sorularımız zaten böyle bir hani böyle bir yandan kafa karıştırsın, bir yandan da hani bilebilin diye. Yoksa çünkü olan biteni. Ben zaten olup bitmeye başlamıştım artık bilebilin diye siz son saniyelerde. Tamam, o zaman 10 harflerle devam ediyoruz. İki kelimeden oluşan ve mastarla biten bir kelime bulacağız şimdi. Gelsin bakalım sorusu. Sporda bir oyuncu için oyunda rakibine kural dışı bir harekette bulunmak. Faul yapmak. Faul yapmak doğru cevap. Efendim yine iki kelimeden oluşan bir söz dizisi. Görelim soruyu. Zaten bulacaksınız. Fransızca kökenli folklor sözcüğünün karşılığı olan söz dizisi. Halk oyunları. Ne? İyi başladınız. Halk kültürü. Halk medeniyeti. Ne? Kültür değil de. Halk, tamam. Halk. Cebimizde. Folklor sözcüğünün karşılığı olan söz dizisi diyor ya. Mesela deney yardımıyla araştıran, soruşturan bir anlamı var tek başına. İkinci tarafı diyorum. Halk bilimi. Halk bilimi doğru cevap. Esin Hanım 600 puan aldık ve şu an... Almaz olaydık.
şu an bizden nefret etmediğinizi umut ediyorum. Yok estağfurullah, öyle bir şey yok tabii ki de. Evet. Kızgınlığım kendime. Ay, hiç kendinize kızmayın. Çünkü burada gerçekten heyecanı kontrol etmek evet. çok güç. Edemedim. Evet normal. Edemiyorum. Ama ilk elin günahı olmaz dedim zaten. Ayağınız evet. alıştı işte, bir daha başvurursun. İnşallah. Efendim 6100 puan. Bakalım diğer 3 yarışmacı ne yaşayacak? Yani ben merak ediyorum böyle şey. İlk yarışmacı düşük puan aldı diye rahatlayan yarışmacılarımız oluyor. Sonra daha da düşük alıyorlar. Belki öyle şeyler yaşanabilir. Yani. Hanımlar, beyler, Esin Hanım'ı alkışlarla uğurluyoruz ve ikinci yarışmacımız geliyor.